Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ali ve sahbi selam ecmaîn. Kenzül İrfan Şerhi kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Dualarla ilgili hadis-i şerifler 3. bölümü. Peygamberimiz Münavi'den nakleden hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Yasin-i Şerif'in ahirini yani evlem yerel insan ayet-i kerimesini sonuna kadar okumalı. Allah'ın izniyle o diş şifa bulur." Tabi bu her şeyden önce inanarak okumak gerekiyor. Rabbim nasip etsin ve inşallah bizi de şifa yap eylesin. Diğer bir hadis-i şerif yine şifa ile ilgili Suyuti'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "Sağ elini vücudundan rahatsız olan yere koyup 7 defa meshederek Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu duasını oku. Allah'ın izniyle şifa bulur." buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu duası. Bu nebevi duayı 7 kere ağrıyan yerimizi meshederek okursak şifa buluruz. Ama mutlaka inanarak okumalı ve bir takım günahların içinde olmamalıyız. Bu şartları yerine getirerek okuyan mutlaka şifa bulacaktır biiznillahi teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duayı ilham yoluyla Cenab-ı Hak'tan bildirdiği için burada mutlak bir hakikat vardır. Kulluk konusunda eksiğimiz yoksa abdest alıp sadaka verilerek iki rekat namaz kılıp yürekten inanarak bu dua okunursa mutlaka şifa bulunacaktır. Bir takım günahlar içinde olunur, tam inanmadan da okunursa tesirli olmaz. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle gelecek olan ağrı yine Cenab-ı Hakk'a yönelip ihlasla dua edilince şifa bulacaktır. Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine sımsıkı bağlanan kullarından eyler inşallah. Şifa duasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yürekten inanarak okuyup şifa bulalım. Amin. Diğer bir hadis-i şerif yine Münavi'den Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki: "Cenab-ı Allah buyurur ki, bir kul bana dua etmezse ona gazap ederim. Zira bu hal gafletinden ve kibrinden ileri gelir. Bir müminin duası ne kadar çoksa Cenab-ı Hak Hazretlerine o kadar yakındır. Dua kolay yapılan bir ibadettir. Bu hadis-i şerifte dua etmeyene Allah-u Teala Hazretlerinin kızıp gazap edeceği ifade buyuruluyor. Rabbimiz bir kimseye kızıyorsa bu o kişinin felaketidir. Rabbimizi kızdırmamak için her an dikkatli bir hayat sürmeliyiz. Yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılıp sayısız nimetlerle zinetlenmişiz. Bu nimetlerin bir tanesi bile eksilse perişan oluruz. Cenab-ı Hakk'ın bu nimetleri vermeye bir mecburiyeti yoktur. Bir dakikalık nimetin şükrünü bile eda etmekten aciziz. Mevlamız bizden ancak dua ve şükür bekliyor. Şükrün efteliyle Rabbimizin verdiği nimetleri ondan bilmek Celle Celaluhu ve rızası istikametinde kullanmaktır. Dua ile de kendisine yaklaşmamızı talep ediyor. Nimetlerin devamını istiyorsak Rabbimize dua ederek şükrümüzü arttıralım. Cenab-ı Hak küfletli ibadetlere de dualarımız hürmetine ülfet nasip etsin inşallah. Amin." Yine Ahmet bin Hanbel'den diğer bir hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyorlar ki: "Bir şeyden çekinip sakınmak kaderi değiştirmez. Ancak salihlerin duası İnmiş ve inecek olan hadiseler yani bela ve musibetleri durdurur ve değiştirir. Öyleyse ey Allah'ın kulları duaya devam ediniz." Sadaka Resulullah. Başımıza gelecek hadiselerden çekinip sakınmak onları durdurmaz. Vakti gelince tahakkuk eder. Ancak salihlerin yani Cenab-ı Hakk'a yakın olanların duası hadiseleri yani bela ve musibetleri durdurur. Öyleyse duaya devam edelim. Salihleri bulup onların dualarını alalım inşallah. Amin. Yine Suyud'dan bir hadis-i şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: "Her bir hatmi şeriften sonra akabinde biter bitmez yapılan dua müstecaptır. Yani kabul olur." Biz de her hatmi şeriften sonra mutlaka dualarımızı birlikte sevdiklerimizle yapalım. Ve inşallah müstecap duaların kabul olan duaların zümresine ilhak edelim inşallah. Münavi'den diğer bir hadis-i şerif yine dua ile ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki:
sevenin sevdiği kimseye bedduasını kabul etmemesini Allah Teala'dan istirham eyledim. Burada beddua aleyhinde olan dua manasındadır. Sevenin sevdiği aleyhinde olan duasının kabul edilmemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan istirham eylemişlerdir. Sevmek çok önemli bir hadisedir. Kolay gibi gelir fakat çok zordur. En ağır külfetlere katlanmayı gerektirebilir. Sevgi kalptedir, dil vasıtadır. İnsanın başka bir kimseyi gerçek manada Allah rızası için sevebilmesi ancak Cenab-ı Hakk'ın verdiği her nimeti sevdiği için kullanmasıyla gerçekleşebilir. Bu da fedakarlıktır. Rabbimiz cehennemlik bir kimsenin cennetliği sevmesi nedeniyle onu cennetine koyacaktır. Sevgi bu derece önemlidir. Muhabbet koptu mu her şey kopar. Ticari ortaklıklarda ve ailelerde sevgi bağı koparsa bu ortaklık yürümez. Çünkü ilahi rahmet muhabbetle iner. Muhabbet biterse ilahi rahmet de kesilir ve her şey biter. İlahi rahmet kesilmezse her şey yolunda gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir hususu bildireyim mi? Aranızda selamı yayınız buyuruyorlar. Selam sevginin temelini atar. Selam merhaba değildir. Selamın aleykümdür. Bugün selama karşı bir düşmanlık olan yerler vardır. Her yerde böyle selam verilemez. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek imanı kuvvetlendirir. Aradaki muhabbeti arttırır. Rahmet iner, şeytanlar kaçar. Sohbetlerde bir araya gelmek de böyledir. Muhabbeti arttırır, imanımızı kuvvetlendirir. Sevenin bedduasının sevdiğine tesir etmemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizden istirham etmiştir. Birbirini sevenlerin teşkil ettiği topluluğu hiçbir güç deviremez. Bunun örneği tarihte Kadisiye Muharebesi'nde görülmüştür. 40 bin kişi, 200 bin kişiyi bir günde perişan etmiştir. İranlılar yapıldı bu muharebe. Sebebi de bu 40 bin kişi arasında tam bir İslam kardeşliği muhabbeti olmasıydı. Bugün ise ülkemiz türlü şekillerde gruplaşıp ayrılmış ve muhabbet iki ayrı cemaat arasında bile kalmamıştır. Muhabbetin kalktığı yerde kavga çekişmeler başlar. Ailelerde, iş yerlerinde, komşuluk ve akraba ilişkilerinde hatta devletler arasında bile bu böyledir. Muhabbetin tesis edilip devam ettiği yere de Allah'ın rahmeti, bereketi iner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine aralarındaki muhabbetin artması için sevenin sevdiğine bedduasını kabul etmemesi yönünde Cenab-ı Hakk'a yalvararak ricada bulmuşlardır. Rabbimiz sevdiklerimizi ve sevenlerimizi arttırsın inşallah. Amin.